Şu anda yıllık ortalama yağış miktarının 150 mm'nin altında olduğu kurak bir ülkeye bakıyorsunuz. Yağışlar barajları doldurmuyor. Kuraklık kapıda dediğimiz güzel ülkemize 2021 yılında 530 mm yağış düşmüştü. Suudilerden neredeyse 3 kat daha küçük topraklara sahip olsak da Arabistan'a göre ülkemize 4 kat daha fazla yağmur yağıyor. Fakat buna rağmen özellikle de son dönemlerde Suudi Arabistan'a kar, dolu ve yağmur yağdığına şahit olduk. Öyle ki kar içerisinde kalan develer, yeşeren çöllerde gördük. Ülkenin %95 oranında çöl iklimine sahip olduğunu düşünürsek bu tür hava olayları gerçekten de dikkat çekici. Peki bu durumun sebebi ne? Elbette bulut tohumlama. Arabistan bu yöntem sayesinde iklimi kontrol etmeye çalışıyor. Pekala, bu videoda Suudilerin milyar dolarlık projelerinden bahsedeceğim. Bana yardımcı olmak için kanala abone olup videoyu beğendiysen başlayabiliriz. Suudi Arabistan'ın yaklaşık 37 milyon nüfusu var ve bu sayı onları Arap dünyasının en büyük 6. nüfusu yapıyor. Fakat Suudi Arabistan nüfusunun yaklaşık %80'i şu an görmüş olduğunuz bu iki dar doğrusal çizginin içerisinde yaşıyor. Çizgilerden biri ülkenin batı kıyısı boyunca Kızıldeniz'e paralel uzanan bir yerleşim alanı iken, diğeri ise ülkenin merkezinden geçerek Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ne kadar uzanıyor. Eğer başkent Arabistan'ın tam merkezinde konumlanmamış olsaydı, muhtemelen ülkenin tamamı Kızıldeniz çizgisi üzerinde yaşayacaktı. Zaten bu iki çizginin dışında kalan bölgeler, gezegendeki en seyrek nüfuslu alanlar arasında yer alıyor ve neredeyse tamamen boş durumdalar. Bunun sebebi ise krallığın %95'inin çöl ve kurak olmasından kaynaklanıyor. Yaz aylarında sıcaklıklar yaklaşık 55 dereceye ulaşıyor. Kışınsa durum tam tersine dönüyor ve -7 dereceye kadar düşüyor. Daha da ilginç bir şey paylaşayım. Arabistan sınırları içerisinde nehir bulunmayan ender ülkelerden biri olduğu gibi aynı zamanda yağmur açısından da oldukça kurak bir iklime sahip. İlk olarak bulut tohumlamayı basitçe açıklamam gerekirse bir program dahilinde havaya çeşitli maddeler yayılıyor ve bu da bulutlarda meydana gelen fiziksel süreçleri etkileyerek yağmur yağdırıyor. Bu işlem genellikle kurak bölgelerde su kaynaklarını ve tarımı iyileştirmek için kullanılıyor ve Suudi Arabistan gibi çöl iklimine sahip bölgeler için umut verici bir yöntem. Buna rağmen Çin, dünyanın en büyük bulut tohumlama programına sahip olan ülkesi konumunda. Öte yandan Hindistan, ABD, Rusya, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri de kuraklığı önlemek, yağmur miktarını arttırıp hasatını sağlamak, su kaynaklarını arttırmak ve tarım verimliliğini iyileştirmek için bu sistemi kullanıyor. Peki Araplar bu yöntemle çölleri nasıl tarım arazisine dönüştürdü? Suudi Arabistan %95 oranında çölle kaplı bir ülke. Ancak ülkeye yakından bakarsanız devasa çölün ortasında tarım arazilerinin olduğunu görürsünüz. Suudiler bu araziler sayesinde birçok meyve ve sebze yetiştiriyor. İşin ilginç yanı ise 35 bin kilometreye tekabül eden suni tarım daireleri sayesinde Arabistan'ın Hollanda'nın yüz ölçümünden daha büyük tarım arazileri var. Fakat 1960'ların başlarında durum tamamen farklıydı ve Arabistan sadece 400 kilometre tarım arazisine sahipti. Bu da yaklaşık olarak Yalova'nın yarısı anlamına geliyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce Arabistan'a düşen yağış miktarı bu kadar düşük değildi. Hatta bu coğrafya göllerle doluydu ve yeşil bitki örtüsüne sahipti. Çöllerle kaplı yüzeyde su yokmuş gibi dursa da aslında Suudi Arabistan akifer denilen su rezervuarlarına sahip ve bu sebeple yıllardır yer altından su pompalıyor. Dolayısıyla yer altından çıkarılan bu suyun önemli bir kısmı tarım faaliyetlerinde kullanılıyor. Yağmura ihtiyacım yok, yeraltı sularıyla tarım yapabilirim tarzında bir düşünce müthiş bir fikir gibi dursa da yer altından su çıkarmanın getirdiği bazı sorunlar da var. Mesela uzmanlar Suudi Arabistan'ın fosil su kaynaklarının %80'inin tükendiğini tahmin ediyor. Bu yüzden Suudiler yeraltı suyuna bağımlı kalmamak adına pivot sulama yöntemine başvurdular. Özetle merkezi pivot sulama, dairesel bir düzende mahsullerin sulanmasına yardımcı olan mekanize bir sulama sistemidir. Videonun başında gösterdiğim tarım arazilerinin neden dairesel olduğunu şimdi daha iyi anladınız mı? Bu sistem çiftçilerin büyük tarım arazilerine suyu kolayca ve eşit şekilde dağıtmasına yardımcı olduğu gibi uzun vadede büyük miktarda enerji ve su tasarrufu sağlıyor. Böylece enerji ve su tüketimini azaltıyor. Ayrıca iş gücü maliyetlerini düşürerek tarım operasyonlarının verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırıyor. Sistemin kısaca ne olduğunu anlatabildiysem, olayların Suudi Arabistan üzerindeki etkilerine bakalım. Sulama alanlarının artması, Suudi Arabistan'ın yeraltı su kaynaklarını tüketiyor. Bu sulama yöntemine başlanıldığında, Arabistan'ın çöllerinin altında 120 mil küp su bulunuyordu. Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın fosil su kaynaklarının %80'inin tükendiğini tahmin ediyor. İlginçtir ki, bu sulama yöntemiyle çölleri yeşertmek isteyen Suudi Arabistan, bazı topraklarının da çölleştiğine şahit oldu. Mekke'nin yaklaşık 32 km güneyinde yer alan Aybat da
Anlattığım bu olay için iyi bir örnek. Burada yaşayan yerli insanlar odun kömürü olarak satmak için ağaçları kesti ve bir süre sonra bir zamanlar verimli olan bu topraklar sadece kayalık bir çöl haline dönüştü. Bu şu anlama geliyordu: az miktarda yağan yağmur boşa gidecek. Bu yüzden krallık yeni yöntemlere başvurdu ve çölleşmeyi tersine çevirmek, yağmur suyu hasadı yapmak için Albaita projesini ortaya çıkardı. Bu proje kapsamında arazide hendek açılarak yağmur suyunun hasadı yapıldı. Mevsimsel selleri kontrol altına almak ve suyun faydalı akarsular olarak akmasını sağlamak için eski İnkalıların su tasarrufu yöntemlerini kullandılar. Proje kapsamında 2012'den 2025'e kadar bölgeye 4000 adet ağaç dikildi. Başlangıçta ağaçların çoğu öldü. Ancak sonraları hayvanların otlayabileceği yeşillikler, arıların konabileceği çiçekler açtı. Proje hedefi doğrultusunda başarılı olmuş ve yeterli sayıda ağaç bölgeye uyum sağlamıştı. Fakat buna rağmen finansal sorunlar nedeniyle birkaç yıl ertelendi. Ancak yağmur tekrar yağdığında ağaçlar yeniden filizlendi. Arabistan bunun için gerçekten çok çalışıyor ve suya yönelik çok fazla projesi var. Bu çılgın projelerden bir diğeri de deniz suyunu içme suyuna çevirme. Bu sayede su teminindeki sorunları çözüm sağlamak ve ülkenin içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyorlar. Suudi Arabistan, deniz suyunu tatlı suya dönüştürme konusunda dünya lideridir diyebilirim. Krallık bu proje için yılda yaklaşık 4 milyarlık bir bütçe ayırdı. Arabistan, bu projeyle başlıca iki sorunu çözmek istiyor. Birincisi su kaynaklarını arttırmak, ikincisi ise tarımsal verimliliği arttırmak. Bunu yaparken eleştirilseler de Araplar bu sistemi kullanan tek ülke değil. Konuyu toplamak gerekirse Suudi Arabistan çorak iklimini yeşertmek için milyarlarca dolar harcayarak çılgın projelere imza atıyor. Bu proje ülkenin geleceği adına çok önemli olsa da aslında Suudiler için sadece devede kulak kalan projeler. Bu örneğin üzerine çok gittim biliyorum ama %95'inin çölle kaplı olduğu bir ülkenin Asya Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapması beni oldukça şaşırtıyor. 500 milyar dolarlık çılgın proje sayesinde Neom şehri sınırları içerisinde çölde bir kayak merkezi kurulacak ve bu merkez 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Trojina şehri teknik olarak çölde yer alsa da deniz seviyesinden yaklaşık 2600 metre yükseklikte bulunması sebebiyle aslında ülkenin en yüksek zirvelerinden birisi. Bu sebeple bu sıra dışı şehir bir kayak pisti, bir dağ bisikleti parkuru, yamaç konutları olarak adlandırılan lüks daireler, bir mağaraya yerleştirilmiş restoran ve parakende mağazalardan oluşan dikey bir köy ve devasa yapay bir göle ev sahipliği yapacak. Yapay yağmur yağışını arttırmak için kullanılan bulut tohumlama sistemi ve diğer mega yapıları da dahil edecek olursak Arabistan'ın ayırdığı bütçe 800 milyar dolar civarında. Petrolün keşfi resmen bu ülkenin kaderini değiştirmiş durumda. Bundan yaklaşık 70 yıl önce dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Arabistan, bugün dünyanın en zenginlerinden birine dönüştü ve bu zenginliğin kalıcı olmasını istiyor. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.